Adana merhaba. Bu ne kalabalık böyle? Allah'ına kurban Adana. Maşallah diyorum. Allah nazardan saklasın. Evet, Adana bir farklı ama inanın nereye gitsek hiçbirisi de buradan az değil. Artık insanlar korkuyu atmış, meydanlara geliyor, taleplerini dillendiriyor, gerekli itirazlarını sunuyor. Sevgili Adanalılar, ambulans istiyoruz, acil. Aradan sağda, bu tarafta kızım bak. Bir tane daha sağlıkçı. Bir tane de oraya. Ya çocuklar ne diyor bir öğrensene. O direğin altındakini mi diyorsun? Evet, oraya gidiyor. Tamam mıyız? Yapacağız ya, hep beraber yapacağız. Acele etme. Hadi hatırınızı kırmayayım gençler. Evet. 31 Mart 2019. Aday olduk. Aday olduğumuz zaman da şu andaki iktidarın iktidarlarını bırakmamak için Millet İttifakı'na yaptığı hareketlerin hepsine maruz kaldık. Bunlar idare edemez. Bunlar üst koyunu güdemez. İlk ay bile 50 milyon lira borç var. Nereden ödeyecekler? Vesaire bir sürü sözler. O da yetmedi, bir sürü iftiralar. Niye yapıyorlar bunları? Çünkü birincisi 25 yıldır başka bir yönetim görmemiş. Yaptıkları işleri, israfları, batırdıkları paraları, yolsuzlukları kapatmak için bir başkasının daha iyi yönetebileceğini hiç kimsenin görmesini istemiyorlar. Dolayısıyla insanları kutuplaştırıyorlar. Bunları seçerseniz şöyle olur, bunları seçerseniz böyle olur diyerek kendilerinde muhafazakar göstererek başkalarını da her türlü iftiraya atarak bu şekilde seçimlere giriyorlar. İnsanları kutuplaştırdıkları zaman insanların gözü kul hakkını veya başka bir şeyi görmüyor. 50 defa söyledik Ankara'dakilere. Yarın inançlı biriyseniz hesap verirken hangi partilisin diye sormayacaklar. Yarın inançlıysan oraya gittiğin zaman kul hakkı yedin mi, yedirdin mi diye soracaklar dedik. Ama öyle gözlerini bağladılar ki bütün Türkiye'ye şunu duyurdular. Abi adam çalıyor ama çalışıyor. Bunu inançlı insanlara kabul ettirdiler. Evet, bunu inançlı insanlara kabul ettirdiler. Çünkü böyle muhafazakarlık dini motiflerle ortaya çıkınca maalesef bizim insanımız başka şeyi görmüyor. Adeta sağır oluyor. Ama çok şükür biz bunu Ankara'da yıktık. Şimdi inşallah Türkiye'de de yıkılacak. Çünkü iş başına geldikten sonra borçları ödedik, bir sürü iş yaptık. Onların da yolsuzluk dosyalarını aldık meydana çıkarttık, savcılığa verdik. 15 Mayıs'ı bekliyoruz. Birçoğu savcılıkta bekliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kocaman Ankara'da bir oğluna televizyon, bir oğluna futbol takımı almış. Herkes bunu seyretti. Göre göre de oy verdiler o zaman. Bizim paramızı nereye harcıyor demedi. Tek sebebi, bir saniye, tek sebebi nedir? İşte onlar güya muhafazakar da biz neysek. O hani şampanya muhabbetini hatırlıyorsunuz bir bakanın. Ambulans arkadaşlar, buraya ambulans. Evet, ambulans var mı? Nereden geliyor yakında? Gel kardeşim, gel. Ya çocuklar. Tamam. Dolayısıyla Ankara halkı şimdi bunları gördü. Boşa batırılan paralarını gördü. Sadece bir tane dinozor parkına 16 milyar lira yatırdılar. Ankara'ya girerken gördüğünüz kapılara 250 milyon lira para yatırdılar. Ankara'nın parasını sağa sola harcadılar. Adına çılgın proje söylediler. Şimdi aynısı yok mu Türkiye'de? Yok mu aynısı? İşte
iktidar bunların önünü kapatmak için, bunlar seçilirse sabahleyin alnı secdeye gidip şükür namazı kılanları mı seçeceksiniz, yoksa alnı secdeye girenler mi? Ben de diyorum ki kul hakkı yiyenleri seçmeyeceğiz. Bu kadar basit. Evet, kul hakkı yiyenleri seçmeyeceğiz. İnsanları kamplaştıranları seçmeyeceğiz. Siz 2001-2002'de partiyi kurup siyasete girerken, seçimi kazanırken dediniz ki bizim dediğiniz derdimiz insanlar, yokluğu, yoksulluğu kaldıracağız. Biz bir lokma bir hırkaya talibiz dediler. Vakıflar kurdular insanlara yardım yapmak için. Sonra vakıflar yardım toplayan vakıflar haline geldi. Şimdi 20 yıl önce komşularınızdan, tanıdıklarınızdan iktidarda yönetici olanlara bir bakın. 20 yıl önce neredelerdi, şimdi neredeler? 20 yıl önce nerede oturuyorlardı, şimdi neredeler? Yani insanlara iş başına gelirken cennet vaat ettiler. Şu anda ise cehennemi yaşatıyorlar. Açlık var diyorsunuz, azarlıyorlar. Yokluk var diyorsunuz, azarlıyorlar. İtiraz eden gençlere kızıyorlar. Sadece ve sadece kendi yakındakiler iki maaş, üç maaş alsın, rahat yaşasın, kimseyi görmüyorlar. Daha dün internete düştü. Bir eski bakan Turkcell'de 100 bin euro maaş alıyor yıllık. Kızı bir yönetim kurulunda, o da eski bakan, 40 bin lira aylık alıyor. Bir diğer çocuğu da Cumhurbaşkanlığı ofisinde aynı anda iki maaş alıyor. Peki hak mı bu? Adalet anlayışı bu mu? Binlerce insan işsiz gezen genç var. Gençlerin hayallerini yok ettiler. Nasıl yok ettiler? Öğrenciler okuyor. İstiyor ki bu okul bitince işe gireyim. Ama daha okurken görüyor ki yanlarında bazı iktidara yakın çocukların işi zaten hazır. KPSS'ye giriyor, sonuç alamıyor. Mülakatta eleniyor. Dolayısıyla gençlerin hayallerini yıktılar. Ben de diyorum ki gençler, herkes, Türk toplumunda yaşayan herkes talep etme hakkına sahip. Bu gençler de onların gençleri gibi en iyi cep telefonunu kullanacaklar. Hiçbir Allah'ın kulu çıkart bakayım şu cep telefonunu, kaç paralık telefon kullanıyorsun diyemeyecek, çünkü en iyisine layık. Evin en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık. Bunun için yaşıyor, iyi bir hayat bekliyor gençler. Ama ne evlenme hayali, ne araba alma hayalini geçtik, geçim derdine düşmüşler. Ağzını açanı da azarlıyorlar. Ben diyor, sağlıkçılarımız diyorlar ki çalışma şartlarımız iyi değil, yurt dışına gideceğiz. Nereye giderseniz gidin nankörler diyor. Gençler vizeden bahsediyor. Bir vize için bilmem neyini satıyor bir gençlik diyor. Ama kendi çocukları görüyorsunuz. Belediyenin bursuyla 200 bin dolar alıyor. Orada eğitimini tamamlıyor, geliyor. Ne güzel. Dünya onlara güzel. Biz de diyoruz ki artık bunlar geldikleri gibi değiller. Artık bunlar maalesef yönetemiyorlar. Fakiri fukarayı da görmüyorlar. Soğan pahalı dersen soğan kafalı diye hakaret ediyorlar. Sebzecilere, pazarcılara terörist diyorlar. Geçen ayda Nisan ayında da kasapları incelemeye aldılar. O ayın teröristi de kasaplar. Fakat şimdi de şunu yapıyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen herkes terörist. Biz de diyoruz ki siz daha da 85 terörist kaldı diyorsunuz. Bitirdik diyorsunuz. Ama Türkiye'de sizin gibi düşünmeyen herkesi terörist olarak ilan ediyorsunuz. Yanlış bu. Biz de diyoruz ki Millet İttifakı'nın belediye başkanları iş başına geldikten sonra belediyeleri nasıl yöneteceğini gösterdi. Huzur geldi, refah geldi. Hiçbir belediye başkanımız kimseyi ayırmıyor, kimseyi ötekileştirmiyor. Dolayısıyla her gün bizi azarlayan, bize akıl veren, gençler şunu yap, şunu yapma demeyen bir yönetime ihtiyacımız var. Bilmiyorlar ki. Evet, ambulans arkadaşlar, sağlıkçılar orada beklesin. Orada sürekli bir şey oluyor ama.
Evet, sağlıkçı orada. Sonucu itibariyle elbette gençler daha iyi yaşayacaklar. Neden? Çünkü bu nesil şöyle büyüdü. Adeta annelerinden doğarken ellerinde cep telefonu, bilgisayarla büyüdü. Dünyayı hepimizden daha iyi tanıyorlar. Dolayısıyla onlara artık akıl verip şunu yap, şunu yapma, şunu giyme, bilmem neyine karışmaktansa artık bizden, akıllı yöneticiler, gençlerden akıl almaya ihtiyaçları var. Aklı olan gençleri azarlamak yerine, akıl vermek yerine onlardan akıl almaya ihtiyaçları var. Biz de diyoruz ki biz azar işitmekten bıktık. Millet İttifakı'na oy verenlere illet sillet ağızlarına geleni sayıyorlar. Biz de diyoruz ki Allah 7,5 milyar insanı farklı farklı yaratmış. Elbette herkes farklı farklı düşünecek. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda da değil, sizin istediğiniz gibi düşünmek zorunda da değil. Cumhur İttifakı'na da oy verenler başımızın üstünde, Millet İttifakı'na oy verenler de başımızın üstünde. Sadece şunu söylüyoruz. Millet İttifakı belediyeleri olarak iş başına geldiğimizde bizlere oy vermeyenlere de eşit hizmet etmek suretiyle, onları da gönlümüzü kalbimizi açmak suretiyle nasıl kazanıyorsak inşallah oy vermeseler de o Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerin de inşallah bir daha hepsinin oyuna talip olacağız. Böyle yaklaşıyoruz ve üzülüyoruz. Neden üzülüyoruz? Bunlar şunu bilmez, bunu bilmez, inancımızla dahi alay ediyorlar. Ellerinde bir metre, bazen milliyetçilik taslıyorlar, bazen muhafazakarlık. Bunların muhafazakarlığı da mevsimlik, seçimlik. Bunların milliyetçiliği de mevsimlik ve seçimlik. Onu açıkça söyleyeyim. Ve sonuç olarak... Beni öldürdünüz gençler. Bir de merak ediyorum orada ne oluyor diye. Aman dikkat edin, lazımsınız bize. Lazımsınız hepiniz. Sonuç itibariyle diyorum ki eğer kendinizi muhafazakar görüyorsanız iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Kötü konuşmaz, iftira atmaz, yalan söylemez, öyle mi? Maşallah hepsi de var sizde. Hepsi de var. Duymadık, işitmedik, azar, laf, hakaret işitmiyoruz. İşte 14 Mayıs'ta bunlar değişecek. Oraya da ambulans. Zeydan Başkanım, bu kadar kalabalık yapmasaydın ya da büyük meydan bulsaydın keşke. Evet, bakın orada bayrak sallıyorlar arkadaşlar. Geldi mi oraya da? Evet. 6 siyasi parti genel başkanı yan yana geldi. 2400 maddelik mutabakat metnini hazırladı. Yapacakları, yapmayacakları hepsi var orada, öyle mi? Hepsi var. Onun haricinde söylenen hepsi yalan. Ve uzlaştılar. Farklı fikirler uzlaştılar. 2 sene ona da azar işittik. Birbirinize benzemiyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye. Çünkü istediler ki kavga etsinler. Artık kavga yok. Artık birleşiyoruz. Tüm ülkeyi kucaklıyoruz. Yoruldu kavgadan bu halk. Dolayısıyla 6 siyasi parti genel başkanı bu uzlaşmayı yaptı. Ama bize siz altılı masalısınız. Altısı birbirine benzemez derken biz uzlaştık ama onlar da 6'yı tutturdu. Farkında mısınız? Ama diyorlar ki şu benden değil. Öbürü diyor ki onun bizimle alakası yok. Geçen spiker sordu. Hüdapar'la ittifak değil misiniz dedi. Hayır değiliz dedi eski başkan. Hani şu bizi gayrimillilikle suçlayan başkan yok mu? Spiker de öyle bir cevap verdi ki yok içinizde, nerede yok içinizde dedi. Dolayısıyla artık riyakar siyaseti de ortadan kaldırıyoruz. Yapacaklarımız ortada. Ekonomik olarak hükümetin yapacağı hiçbir şey kalmadı. Neden?
İki ayda bir bakan değişiyor, iki ayda bir Merkez Bankası değişiyor. O yetmiyor, eskisini geri çağırıyorlar. O da diyor ki ben sizinle çalışmam. Çünkü siz kendi kafanıza göre bir şey uydurdunuz. Böyle bir ekonomik model yok. Ben sizinle çalışmam diyor. Ama Millet İttifakı'nın içerisinde de adeta Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılacak ekonomistler var. Bizleri kurtarırsa onlar kurtarır. Denenmişi denemekte fayda yok. Ve inşallah 14 Mayıs'tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Seçiyor muyuz? Ama birinci turda seçiyoruz. Söz mü? Söz mü? Çok güzel. İnşallah sizler seçeceksiniz. Mazbatayı aldıktan sonra da ben kendisinden söz aldım. Kızılay Meydanı'nda toplanacağız. Kendisini karşılayacağız. Yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna hep birlikte oturacağız, oturtacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi haberlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.